zamanla sonra ne oluyor? Hani biz her bahar aşık oluyoruz, ondan sonra evleniyoruz ve ardından da ne oluyor da yavaş yavaş erozyon mu başlıyor, ne oluyor diye başlayalım. Şimdi aşk geçici bir görme kaybı gibi düşünülebilir. Görme bozukluğu gibi düşünülebilir. Hani aşk geçici ama sonuçları biraz kalıcı olabiliyor. Kalıcı hasara neden olabiliyor. Eğer aşık olduğumuz insanla paylaşım ve ortaklık noktamız varsa ve buna bu boyutu besliyorsak, bu aşk sevgiye dönüşebiliyor. Aksi takdirde maalesef bütün aşklar tatlı başlar. Kitabın başlığındaki o son kelimedeki azalmayı da görebiliyoruz yani. Evet, bir hafif bir yıpranma. Evet, hafif bir solmaya doğru gidiyor. Bütün aşkların aslında bitmesi doğal bir süreçtir. Yani evlilik sadece aşkı öldürmüyor aslında. Çok uzun bir flört de aşkı öldürebiliyor. Ama önemli olan aşkın başladığı noktadan sonraki süreci iyi yönetmek. Çünkü aşık olduğunuz insanla evlenmeseniz de aşkın ömrü zaten 18 ay, maksimum 24 ay. Evlendiğinizde zaten aşk otomatik olarak bitmeye başlıyor. Ama bu kötü bir şey değil. Çünkü aşk heyecanlı ama güvensiz bir süreç. Evlilik güvenli ama daha az heyecanlı bir süreç olduğu için aşk zamanla bitiyor ve o tatlı başlayan aşk sevgiye dönüşmediğinde acı sonuçlarla karşımıza çıkıyor ister istemez. Peki şimdi balayı diye bir mevhum var hayatımızda. Evet. Ondan sonra diyor ki işte balayı kısa sürdü vesaire. Şeyi soracağım, şimdi büyük sevdaların düşmanı zaman mı, alışkanlıklar mı? Ne oluyordu yavaş yavaş hani o ilk heyecanı kaybetmeye başlıyoruz? Yoksa normal olanı zaten bu, biz fazla mı üzerine misyon yüklüyoruz, evet, bu süreci? Kesinlikle. Aşkın da o balayı dediğimiz sürecin de reklamlar dönemi dediğimiz nişanlılık ve ilk flört süreçlerinin de hepsi bir ilişkinin başlangıcındaki yüksek kimyadan oluşuyor. Fakat doğal olarak o kimya insanın bedensel ve ruhsal yapısını bir yerden sonra bozabiliyor. Mesela aşkın ömrü mesela 18 ay değil de 4 yıl olsaydı kalp krizi geçirme ihtimaliniz neredeyse 20 kat artıyor. Bedenle, o kadar hızlı çarpıyor kalbiniz diyorsunuz. Tabii ki, çünkü aşkta sürekli bir kaybetme anksiyetesi yaşıyorsunuz. Sürekli onunla görüşme talebi yaşıyorsunuz. Yüksek bir hormonal düzeydesiniz. Daha fazla heyecan, adrenalin var. Bu bedenin yapısını da bozuyor. Belki de ilahi bir denge bu. Yani aşkın o beşeri aşkın diyelim, insanlar arasındaki aşkın ömrünün çok uzun olması da sağlıklı bir şey değil. Dediğiniz gibi o balayı süreci de sonrasındaki işte sürecinde gitgide ivmesini kaybetmesinin nedenleri de bu aslında. Hani güven kavramı oluştukça aşk otomatik olarak azalmaya başlıyor. Peki buna bir süreyi uzatmanın bir yöntemi var mı? Yoksa hani doğal sürecinde bu böyle bir gelişir? Ya doğal sürecinde zaten şöyledir. Hani aslında insanın kendisini tanımasıyla ilgili de bir şeydir bu. Yani siz eğer kendi çocukluğunuzdan getirdiğiniz bazı ilişki profillerini yüceltmişseniz otomatik olarak aşık olacağınız insanı kendinizi tanıyorsanız bilirsiniz. Kendinizi tanımıyorsanız hep aynı tiplere aşık olursunuz ya da hayatınız hep aynı tipler girer ve siz bunun adını kader koyarsınız. Peki şey mi? Yani mesela şimdi işte kızlar babalarına benzeyen erkekleri sever diye bir klişe vardır. Öyle mi yani durum? Evet, bu çok etkili. Neden? Babalarınız, yani babası, eğer kızın babası olumsuz özelliklere sahipse muhtemelen gidip babasına benzeyen bir insanla evleniyor. Mesela baba kontrolcü, işte otoriter veya alkolik veya öfkeli bir şeyse, bir kişilik yapısı yansıtıyorsa, kız çocuğunun oluşan kişilik yapısı boyun eğici ve itaatkar bir yapıya sahip oluyor. Ne oluyor? Bu sefer gidiyor ona babasına benzeyen bencilvari bir kişiye aşık oluyor. Neden peki ona aşık oluyor? Çünkü çocuğun bildiği ve hayatında ilk öğrendiği ilişki kalıbı şu. Baskı yapan bencil bir baba, boyun eğen kız çocuğu. Çünkü hayatı boyunca hep bu ilişkiyi öğrenmiş. Hayatı boyunca dediğimiz ne? Evlenene kadar ki öğrendiği ilk ilişki modeli bu. Bunun dışındaki ilişki modellerini yürütemeyeceğini düşünüyor. O zaman yani ebeveynlerin çocuklara rol model olurken çok önemli. Yani hani çocuğa özgüveni aşılayabilmesi, onun kişilik şekillenmesinde katkısı çok önemli. Direkt etkili. Hatta ben bazen şey bile diyorum arkadaşlarıma veya danışanlarımıza, muhabbetlerimize veya konferanslarımıza, bana anneni babanı söyle, sana muhtemel eş adayını veya işte elektrik alacağını, aşık olacağını insanı söyleyeyim. Bazen de kayınvalide adaylarına söylüyorum. Sizi tanıdıktan sonra gelininiz hakkında yorum yapabilirim. Muhtemel gelin adayınıza ilgili. Yani anne babanın yarattığı kişilik özelliği, çocuktaki yarattığı kişilik özelliği, o kişilik özelliğini sürdürecek kişiyi seçiyor. Ya şimdi gelin kaynana kavgalarının sebebi de o zaman kaynanaların gelinlerde kendi istediği özellikleri bulamamasından mı kaynaklanıyor? Aynen öyle. Yani gelin mesela kaynana, kayınvalide boyun eğici bir eğer evlat yetiştirmişse, kontrolünde bir evlat yetiştirmişse, ona benzer bir gelin istiyor. Oğlum beni, bana itaat ediyor, gelinin de bana itaat etsin diyor. Ama eğer oğlan, damat
boyun eğici ve hep idare edici, hep memnun edici bir yapıya sahipse muhtemelen bu özelliğini sürdürecek de bir kadınla evlenecektir. Hı hı. Ne oldu? İki kadın aynı kişilik özelliğine sahip. Anne de beklenti içerisinde, eş de beklenti içerisinde. Doğal olarak iki beklenti olan iki insan savaşacak. Ortadaki hedef erkeği kendi safına çekmeye çalışacaktır. Peki bir de Beyaz Atlı Prens efsanesi var. Yani küçüklükten beri çocuklara özellikle anlatılır edilir. Ve böyle bir insanı beklemek doğru mu? Yani hani Beyaz Atlı Prens profili var mı gerçekten hayatta? Şimdi Beyaz Atlı Prens, ben onu şöyle değerlendiriyorum. Daha önceki kitaplarında da vurguladım. Beyaz Atlı Prens aslında evliliği hayatın sanki bütün kurtuluş kapısı gibi görmeye neden oluyor. Bir gün bir beyaz atlı prens gelecek ve beni kurtaracak, ben mutlu olacağım hayat boyunca. Tabii ya, beyaz atlı prenses de olabilir. Prenses içine geçer. Aynen. Yani, veya bir gün bir beyaz atlı veya bir gün beyaz atlı prenses gelecek veya işte bir prenses gelecek ve bütün hayatımı düzeltecek. Bunun mümkünatı yok. Hiç kimse hayat boyu kimseyi sırtlayamaz. Hiç kimse kimseye hayat boyu mutluluk sunamaz. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. İşin özü ne aslında? Biz eğer kendimizi mutlu edebiliyorsak evlilikte mutlu olabiliyoruz. Biz kendimizi mutlu edemiyorsak başkasıyla da mutlu olamıyoruz. Eğer biz bütün bekarlık hayatımız boyunca kendimizi mutlu etmek için hiçbir şey yapmayıp bir kurtarıcı beklemişsek, ben ona da kurtarıcı evlilik diyorum. İşte o beyaz atlı prens dediğiniz kavrama giriyor. Bir gün bir beyaz atlı prens gelecek ve benim hayatımı kurtaracak. Ve o zaman bütün sorunların bitecek. Peki onun beklentileri ne olacak? Onun beklentileri de ayrı bir çatışma konusu. Evliliklerdeki kişiliklere baktığımızda şöyle başlıklar gördüm. Fedakar, onay arayan, hükmeden bağımlı, boyun eğen gibi. Nasıl açıyoruz bunları? Yani insanların evlilik içerisindeki konumları bu şekilde mi şekilleniyor? İşte mesela boyun eğen olanlar daha mutlu, işte fedakar olanlar daha mutlu gibi bir formül var mı? Yoksa her evliliğin kendine özgü formülünü mü bulması gerekiyor? Şimdi her evlilik parmak izi gibidir. Kendine özgüdür. Kimsenin evliliği kimseye benzemez. Ben de sürekli vurgularım. Kendi evliliğinizi asla kimsenin evliliğiyle kıyaslamayın. Kendi eşinizi de kimseyle kıyaslamayın. Her evlilik kendine özgü bir dinamiğe sahiptir. Bu kavramlarda vurgulamak istediğim nokta da şu aslında. Boyun eğici profildeki yetişmiş veya boyun eğiciliği misyon edilmiş bir bireyin muhtemelen onu yönetecek bir insana yönelmesi kaçınılmaz bir tercih olabiliyor. Fakat şöyle bir şey var. O boyun eğicilik ve fedakarlık 5. yıldan sonra ciddi yorgunluklara dönüşmeye başladığı için isyan bayrağı 5'ten sonra başlıyor. Çünkü sürekli idare ediyorsunuz öfkesini, bencilliğini, ne bileyim işte size yüklediği görevleri sürekli idare ediyorsunuz ve bir yerden sonra bedensel sorunlar veya fizyolojik veya psikolojik sorunlar çıkıyor. Ki bizim toplumumuzda kadınların psikosomatik rahatsızlıkları çok fazladır. Nedensiz ağrılar, nedensiz kötü hissetmeler, depresif durumlar. Çoğu zaman bunun altında bastırılmış duygular vardır. Duygular bastırıldığında beden isyan ediyor. İşte o boyun eğmek, fedakarlık toplumda yücelttiğimiz bir kavram. Tabii ki fedakar bir toplum olacağız. İnancımız, milli ve manevi değerlerimiz gereği fedakarlığı yücelttik. Ama bu bir görev olmamalı. Bu göreve dönüştüğünde hastalıklı oluyor. Yani çünkü siz bir şeyi arada yaparsanız değerli ve kıymetli olur. Ama sürekli yaparsanız göreve dönüşür. İşte orada da görevler haline geldiği zaman da aslında ilişki yavaş yavaş yıpranmaya mı başlıyor? Kesinlikle. Bir taraf hep kar ediyor, diğer taraf hep feda ediyor. Arada fedakarlık oluyor. Tam onu söyleyecektim aslında. Son olarak onu soruyorum. Şimdi evliliklere baktığımızda hepimiz bir hayat tecrübesi yaşıyoruz. Sanki bireyler karşılıklı satranç hamleleri yapıyor gibi. Ben bir adım alabilirsem, şu hamleyi yaparsam karşımdakini bu konuda ikna ederim. Örnek verim işte. Bu mobilyayı almak için eski mobilyanın, evdeki mobilyanın eski olduğunu önce ikna etmem gerekir hamle. Bu hamleler aslında evliliği biraz böyle öldürüyor mu, yoksa hani gerekli, yani bu şekilde mi gidiyor mevzu aslında? Değil aslında. Aslında onun problem o taktik savaşı dediğimiz, ego savaşı dediğimiz evliliklerin temel sorunu şu. Şeffaf olmayan bir iletişim tarzı var. Yani mesela kadın ne yapıyor? Önce bunu erkek için yapıyormuş gibi yansıtıyor. İşte sen daha iyi bir mobilyaya layıksın, koltuğunu yenileyelim, işte televizyonu daha rahat izlersin diyor. Adama bunu kendi ihtiyacına olduğunu inandırıyor ve o kanat üzerinden o alışverişi yapıyor. Aslında işin özü şu. Veya adam şey diyor, ben işte şöyle bir araba alacağım diyor, sizi daha rahat gezdirmek için, evet, daha konforlu olsun, çocuğun güvenliği, sen ön koltukta daha rahat edersin gibi. Şimdi bunlar ne oluyor aslında? İkna odaklı oluyor. Fakat şeffaf iletişimde belki bunlara hiç gerek de kalmayabilir.